Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Benim bugünkü menüm tarhana çorbası, zeytinyağlı yaprak sarma, hazır e, döner etinden evde eskender yapımı. Bugün sizlere kayınvalidemin zeytinyağlı yaprak sarması tarifini vereceğim. Umarım sizler de denersiniz. İlk olarak yaprakları güzelce yıkayalım. Daha sonra derin bir leğenin içerisine alalım. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave edelim ve daha sonra her yaprağın arasına gelecek şekilde üzerine kaynar su ilave edelim. Sonra böyle kaşıkla bastırıp yaprakların hepsinin kaynar suya değmesini sağlayalım. Ve yaklaşık 6-7 dakika civarında bu şekilde bekletelim. Bir tutam maydanozu ve bir adet soğanı küçük küçük doğrayalım. Ayrı bir leğenin içerisine iç harcını hazırlayalım. 2,5 su bardağı pirinci alalım ve güzelce yıkayalım. Daha sonra üzerine 2 adet domatesi rendeleyelim. Sonra 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1,5 çay kaşığı 7 türlü baharat, 1,5 çay kaşığı kuru nane. 1 yemek kaşığı margarin, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Eğer hazır salça kullanıyorsanız 2 yemek kaşığı salça yeterlidir. Biz köy salçası kullandığımız için 3 yemek kaşığı kullandık. 2 tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Sonra soğan ve maydanozun da ilave edip güzelce karıştıralım. Yaprakların suyunu sıkıp sarmaya başlayalım. Yaprak sarmayı pişirirken üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar Salça ilave edelim. Sonra yeterince üzerine zeytinyağı gezdirelim. 2 su bardağı da üzerine su ilave edelim. Daha sonra üzerine 2-3 dilim limon ilave edelim ve kap üzerini ağır bir şeyle bastırıp kapağını kapatıp Yaklaşık 1 ila 1 buçuk saat arası kısık ateşte pişirelim. Evde İskender tarifimiz için küçük bir tencerenin içerisine biraz sıvı yağ alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası ilave edelim ve güzelce kavuralım. Kavurduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Ve kavurmaya devam edelim. Kavurduktan sonra üzerine yarım litre sıcak su ilave edelim. Baharat olarak da 1,5 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber ilave edelim. Karıştırıp 1-2 dakika daha kaynatıp ocağın altını kapatalım. Yarım pideyi küçük küçük doğrayalım ve fırında pideleri kızartalım. Daha sonra pideleri servis tabağına alalım. Hazır almış olduğumuz döner eti eğer soğumuş ise biraz onu ısıtalım. Hazırlamış olduğumuz bu salçalı sosu servis tabağına almış olduğumuz ekmeklerin üzerine bolca ilave edelim. Sonra üzerine yeterince etlerden ilave edelim. Sonra tereyağını kızdırıp üzerine gezdirelim. Ve sonra sostan birer kepçe daha üzerine gezdirelim. Yemeklerim servise hazır. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.